YGTV Finans Sokağı'ndan merhaba. Geçtiğimiz haftanın piyasalardaki sonuçlarını değerlendirdiğimiz Finans Sokağı'nın bir yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını hatırlatarak programımıza başlıyorum. Ve diyorum ki bizi takip etmeye devam edin ve yorumlarınızla bizleri destekleyerek daha çok kişilere görünür olmamız için yardımcı olun diyoruz. Haftanın kapanış değerleriyle başlayalım. Her zaman olduğu gibi BIST 100 Endeksi haftayı 10.647 puandan kapatırken Dolar TL 32 lira 76 kuruş, Euro TL 35 lira 7 kuruş, Euro dolar paritesi ise 1,07 olarak kapandı. Altının ons fiyatı 2326 dolar, Brent petrol ise 85 dolardan alıcı bularak haftayı tamamladı. Bu haftanın en çok kazandıranı yani galibi Euro oldu. Bu hafta yatırım araçlarından borsa altın ve dolar kaybettirirken Euro'nun kazandırdığı görüldü. Geride kalan hafta yatırımcının yüzünü Euro güldürürken diğer araçlar genel olarak kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi haftayı %1,15 değer kaybederek 10.647 puandan tamamlandı. Endeks hafta içinde en düşük 10.486, en yüksek ise 10.824 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi %0,71 değer kaybederek 12.089 puan, Hizmetler Endeksi 1,82 azalışla 10.078 puan, Sanayi Endeksi ise 0,80 kayıpla 14.361 puan, Teknoloji Endeksi 3,73 değer kaybıyla 13.752 puan oldu. Ekrana borsada en çok oranları artan, en çok azalanlar ve en çok işlem görenler çizelgesini görüyorsunuz. 24 ay artı Türkçe altının gram fiyatı geçen hafta %0,24 artışla 2452 liraya, Cumhuriyet altının fiyatı da %0,67 kayıpla 16.200 liraya düştü. Doların satış fiyatı %0,05 azalışla 32 lira 81 kuruş, avronun satış fiyatı da %0,02 yükselişle 35 lira 12 kuruş oldu. Geçen hafta 41 lira 53 kuruş olan İngiliz sterlinin satış fiyatı bu hafta %0,16 azalarak 41 lira 47 kuruşa düştü. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla %0,72 düşüşle %0,39 yer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi %0,94 ile borçlanma araçları fonları ve para piyasası fonları gösterirken en fazla gerileyen fon ise %0,60 ile borsa yatırım fonları oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş %0,91 ile borçlanma araçları ve para piyasasında görülürken en fazla gerileyen fon ise %0,25 ile yaşam döngüsü hedef fonu oldu. Haftanın önemli parasal göstergeleri bu şekildeydi. Gelecek hafta yeni bir Finans Sokağı'nda görüşmek üzere. Hoşça kalın.